bir kez daha tekrarlıyorum bu lafımı. Biz tabii ki bazı kanılarda kendileriyle çatışıyoruz diyeyim, ama yiğidi öldür hakkını ver. Olumlu yapıdalar ve olumlu gelişmedeler. Bunu da burada söylemekten söylemeye mecburum. Ali Bey. Ben şunu söyleyeceğim. Bundan sonra yapılacak olan MAK toplantısında bir daha fire verilmemesini diliyorum avcıların. 7 gün istiyoruz ama hiç olmazsa 4 gün olmasını dilerim. Bu demin bahsettiğim çadırcı, yani kafes avcılığı yapanların bir an önce önlenmesini dilerim. Ördek avının süresinin bahsettiğim bölgede uzatılmasını talep ediyorlardı. Doğu Anadolu'da onun uzatılmasını şey için, diğer bölgeler için de aynı. Bir de başka bölgelerde ava giden insanlar orada avlanamadıkları için sıkıntı çekiyorlar. Arabalarının lastikleri kesiliyor. Bu keklik benim kekliğim, niye geldin deniyor. Buna da bir çözüm bulunmasını istiyorum. Av sezonunda tüm av dostlarıma güzel, kazasız avlar diliyorum. Benden bu kadar. Ali Bey, ben Türkiye'nin çok zengin bir faunası olduğunu görüyorum. Florası, faunası. Yani tabiri caizse bazen yüreğim cız ediyor böyle. Fakat değiştiğini de, yani bu işlerin yavaş yavaş konuşulduğunu, tartışıldığını, bir de negatif ve pozitif enerjiyi bir arada oluyor. Yani diyorum ki arzum bu enerjiden, bu ikisi bir arada olmadan biz yaşayamıyoruz. Buradan çıkan enerjiyle düzgün, güzel avlar yapalım. Bu tür tartışmalar dünyanın her yerinde oluyor. Ama az ama çok bize artık şey kalsın. Yani biraz karikatürize edeyim. Bir bölgenin av günü başka bölgeye uymuyorsa, eğer Edirne Hakkari'ye uymuyorsa, Hakkari'deki ile Edirne'deki avcı birbiri arasında sosyal ilişki kurar, birbirine gidip gelir. Biz öyle yapıyoruz. Kuzeye gelmek istiyor güneydekiler. Orada erken başlıyor. Oradan bağlantı arıyor. Aslında bizim realitemiz bu. Tartışmalar yapacağız. Çünkü bu zenginliği, bu bolluğu, bu temizliği sağlarsak temiz bir ülke oluruz. Bu benim felsefem. Ben yani bu avı da geçmiş oluyoruz öyle. Yani avcılıktan çıkmış oluyoruz. Temiz bir fauna, temiz flora, temiz bir toplum yaratıyor. Sevimli bir toplum oluyoruz. Öyle bir toplumda ben iyi avlar yapacağımı biliyorum. Arzu denedim, biliyorum dedim. Yani bu işler yavaş yavaş aşılıyor. Teşekkür ediyorum. Ben de rastgele diyorum avcılara. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben bir programda Ali kardeşimle, Doktor Ali ile atışmazsam, çatışmazsam, kavga etmezsem o program olmaz. Onun için deminki lafına başka bir şeyle kapatmak istiyorum. Bir zemzem suyundan yıkanmışa çevirdi Orman Bakanlığı'nı. Şimdi bakınız, Ali'den çok daha eskisinden beri, o av peşinde koştururken ben Ankara peşinde koşturuyordum. 1965'te başladım. 66'da Ankara'ya götürülerek mevzuat için gidip geldim. Onun için şunu söyleyeyim. Bu devlet kurulurken, Büyük Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken, devletin bu cahil halka her şeyde örnek olması için devlete yükledi birçok şey yapmayı. Bu arada kanunen Türkiye'de avı, yaban hayatını hepsini düzenleyecek, koruyacak birim de ilgili bakanlığın ilgili dairesi. Ziraattı, ormandı, çevre ormanı oldu. Onun için ilgili bakanlık diyorum. Görev, Türkiye'de en iyi biçimde sürdürülebilir, en iyi yönetilen bir avcılığı ve yaban hayatı düzenini kurmak. Bunu yapmamıştır. Sebebi ama bütçe, ama bilgi, ama personel. Beni hiç alakadar etmez vatandaş olarak. Avcı tabii ki o da cahil. Cahil ülkenin cahil vatandaşı, avcısı da cahil olacak. Ama kimdir yol gösterici? Devlettir. Bugün devlet vatandaş işbirliğine dönüşmüştür. Ama bugüne kadar dünyanın belki de en kötü yönetilmiş avcılık düzenlerinden bir tanesi olan Türkiye'de başlıca kabahat, eksiklik önce ilgili bakanlığındır,
sonra da beklediği teklifleri götüremeyen avcınındır diye sözü kapatıyorum. Cevap teşekkür ederim. Doğduğu için bana da geçmişe geçmişe mazi evet geçmişe mazi geleceğe ati derler. Ben şu anda çalışmakta olan ve ileriye bakan bürokratların çok doğru olduğunu ve bakanlığın doğru yolda olduğunu gördüm, onu söyledim. Bundan önce tabii ki çok da hataları vardı ama bizim görevimiz ileri bakmaktır Ömer Bey, geri bakmak değildir. Eskiye matuf konuştun, ileriye bakacaksak o zaman ben de 46 yaşında görmeden inanmamayı öğrendim. Gördüğüm zaman neticelere inanacağım. O yüzden hep negativist Ömer Bey olarak kaldın. Ben biz, aramızda efendim şey yapalım. Bu kavgayı biraz sonra yapalım. 60 yıldır bitmemiş bu ikinizin arasındaki görüş ayrılığını burada sona erdirebileceğimize ilişkin bir iddiamız olamaz. Haddimizi bilelim. Değerli izleyiciler, ön bölge temsilcileri, sivil toplum başkanları, değerli üstadlarımızla Merkez Av Komisyonu'nun kararlarını ve oradan yola çıkarak tüm avcılığı, yaban hayatını konuştuk. Bir kere şunu söyleyeyim, en başta söylediğim şeyi, Merkez Av Komisyonu ile ilgili önemli bir şey söyleyeceğim size dedim. Buraya kadar bekleyen izleyicileri biraz ödüllendirelim. Tahmin ediyorum, yeni hükümetle beraber, yani yeni seçimle beraber, uzun süredir bakanlığın düşündüğü projelerden bir tanesini bu yıl çok duyacağız ve herhalde yavaş yavaş da uygulaması başlayacak. Belki biz ileride artık böyle bir bölge bölge limitin, avın başlama tarihinin tek tek bunların konuşulduğu bir Merkez Av Komisyonu belki görmeyeceğiz. Yani bu tür değişikliklerin hazırlığının yapıldığını size söylemek isterim. Galiba her bölgede, neredeyse her ilçede oradaki kurullar eliyle komisyonların oluşturulacağı, oradaki av limitlerinin tayin edileceği, üretmeye dönük çalışmaların yapılacağı, daha lokal yönetimlerin olacağı bir av düzenine doğru gideceğiz gibi düşünüyorum. Bu tarz çalışmalar var. Tabii bunlar tartışılacak, konuşulacak, edilecek. Ama ben radikal avcılık düzenimizde radikal bir değişimin yavaş yavaş kapımıza geldiğini görüyorum. Ankara'da senede bir kere toplanan bir kurulla, belki 10 kere de toplansa bence, Türkiye'nin her yerinin yaban hayatını yönetmenin artık zorlaştığını, neredeyse her avlağın kendine özgü karakterler gösterdiğini, oraya ilişkin tedbirler almak gerektiğini hepimiz görüyoruz. Galiba bakanlık da böyle bir çalışmanın içinde bundan bize bahsettiler. Bitirirken yakın zamanda bu hafta içerisinde defalarca görüştüğümüz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaşar Dostbil Bey, başta olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akıncıoğlu Bey ve Av Yaban Hayatı Daire Başkanı Cemal Akın Bey ile yaptığımız sohbetlerde gördüğüm şey, bu ekip gerçekten bu konuda sürdürülebilir bir yaban hayatı ve avcılık konusunda fikirleri, önerileri son derece açık. Ve Yaşar Bey dün akşamki Anadolu Avcılık Ödülleri töreninde de mevcut kara avcılığı kanunu değiştirmek için önümüze bir fırsat bulunduğunu ve fikirlerin, önerilerin kendilerine iletilmesini istedi. Ben bu konuda devletin, Ömer abinin haklı olarak şikayet ettiği devletin bu kez bize çok açık ve cesur biçimde kollarını açtığını görüyorum. Bize düşen hakikaten iyi bir öneri paketini hazırlayıp onlara sunmak. Programı bitirirken tüm yaban dostlarına sevgiler ve bize bu muhteşem sarı yerde arkamıza boğazı alarak bu muhteşem manzarada bu programı yapma şansını veren Fuat Paşa Yalısı'na, değerli işletmecilerine ve ilgili yetkililere çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Doktor Ali abinin çok güzel söylediği gibi, ama yabanda kalın.